Sevsinler senin kapağını. Sayın Kılıçdaroğlu, bilesin ki kaynayan kazan kapak tutmaz. Gazozuna oyun olmaz. Şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. CHP liderinin sana kapak olsun sözlerine aynı tondan yanıt verdi. Sayın Kılıçdaroğlu, kapak resmini sevilerek alınan kitap gibisin. Dışın hoş gibi, duruşun loş gibi, için bomboş. MHP lideri seçim sonrası ilk grup toplantısını diğer partilerden bir gün gecikmeli yaptı. YSK'nın kararına akıllara ziyan ve darbe diyenler asıl siyasi cuntacıdır. Bu iş bitti diyenlere açık açık söylüyorum. Hayır, iş bitmedi. İşte şimdiden yeniden başlıyor. Kılıçdaroğlu'nun YSK üyelerine yönelik çete benzetmesini ise suç olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması çağrısı yaptı. Yargıya çete diyen, sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan sana sesleniyorum. Gel, dokunulmazlığın kaldırılması için bir talep ver. İlk oyu ben vermezsem namerdim diyor. YSK'nın kararının toplumu rahatlattığını savunan Bahçeli, ekonomideki dalgalanmayı da değerlendirdi. Şerefli kayıp, şerefsiz kazançtan üstündür dedi. Döviz kurunu bombaya çevirip geleceğimize direkt atanlara alkış tutmak vatana ihanet ölçüsünde bir suçtur. Ve Cumhur İttifakı'nın dağılacağı iddiaları. Cumhur İttifakı üzerinde yapılan kirli yorumların alayı yalandır, aldatmadır. Bunlara şerefiniz kadar konuşun desek, emin olun ki ömürleri boyunca tek kelime edemezler, etmeye takatları yetmez. MHP liderine grup toplantısı sonrasında ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün YSK kararını AYM'nin 367 kararına benzeten açıklaması soruldu. 367 tezini ortaya koyup kendi cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdikiyle ilişkilendirerek iki üzüntü yaşadığını söylemesi doğru değildir. AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına da hiç olmazsa saygı duysun.